İtman Pisti programına hoş geldiniz değerli yarışseverler. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 86. yarış gününde 9 koşulu yarış programında saatler 16.45'i gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte birinci altılı ganyan başlayacak. Saatler 18'i gösterdiğinde üçüncü koşuyla birlikte yedili ganyan başlarken saatler 18.30'u gösterdiğinde dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı ganyan başlayacak. Programımızda 27 Ekim Cuma günü İstanbul'da start alacak olan safkanların son çalışmalarını ekranlarınıza getireceğiz. Bu arada bir hatırlatma da yapalım. Programımız içerisinde yapılan görüntülerde 24 Ekim Salı günü pistler nemli, 25 Ekim Çarşamba ve 26 Ekim Perşembe günleri de İstanbul'da pistler ıslaktı. İlk koşuda 3 yaşlı Arap Taylarının Maiden mücadelesi 1300 metre mesafede sentetik kum pistte koşulacak ve bu koşuda görüntülerimize ilk olarak 1 numaralı Baba Tayfun isimli tayın son çalışması gelecek. Baba Tayfun 26 Ekim günü 400 metrelik bir sprint yaptı iç pistte. 427.8 son 200'ü 13.8'di. Vahdettin Kaplan da start alacak. Çim pistte koştuğu yarışında ilk yarışında tabela dışında kaldı. Sentetik kum pistte ilk kez koşacak. Ve 2 numaralı Bütünay ekranlarımıza geliyor. Dışta ve önde olan safkandı Bütünay ve arkada kalansa 8. koşuda start alan 2 numaraya kayıtlı Durukan Bey'ydi. Önde olan Bütünay iç pistte 640.7 427.7'lik bir galop yaptı. Mustafa Çiçek de start alıyor. 3 numaralı Kaplan Kaya iç pistte 26 Ekim günü 427.8 son 213.2'lik kısa bir sprint yaptı. Mustafa Can Demir'le start alacak olan Butay son katıldığı Çin pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Kara Şövalye ekranlarımıza geliyor. Ramazan Aslan'la start alacak. Yalas Topaz orijinli yarış yaşamındaki ilk startını alacak. 640.7 425.7'lik bir galop yaptı. Koçero, Delal Kız ve Tünküt'le anneden kardeş Kara Şövalye. 5 numaralı Mavi Ateş ekranlarımıza geliyor. 26 Ekim sabahı 425.5 son 200'ü 13'lük kısa bir sprint yaptı. Halis Karataş da start alacak. Son yarışında da onunla start alıp koşudan 3. olarak ayrılmıştı. Sıradaki görüntümüz 6 numaralı Süzülkan isimli taya ait olacak. 26 Ekim sabahı iç pistte 428.5 son 200'ü 14'lük kısa bir sprint yaptı. Süzülkan, aprantisi Mazlum Pirdemir'le koşuya katılıyor. Son yarışında Çin pistte koşuda ilk 4 dereceye giremedi. İlk startını Çin pistte koşup tabela dışında kalan 7 numaralı Trakyalı da iç pistte 642.5 428'lik bir galop yaptı. Bu safkana bu yarışında kapalı gözlük aksesuarı takıldı. Cemiloğlu ekürüsüne ait Butay Hışman Çizik'le start alıyor. 8 numaralı Zanos da 25 Ekim sabahı 641.4 427.2'lik bir galop yaptı. Gökhan Gökçe ile koşuya katılacak olan Zanos son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Bu koşuda görüntülerimize gelecek olan son taysa 9 numaralı Yeşim Hanım. 24 Ekim sabahı 854.5 426.2'lik bir galop yaptı. Furkan Yüksel ile start alacak. Yarış yaşamındaki ilk koşusunda tabela dışında kaldı Yeşim Hanım. Değerli izleyenler, ikinci koşu 3 yaşlı Arap taylarına ait olacak. 1300 metre mesafede Çin pistte ve birinci üçü Ganyan'da bu koşuyla birlikte başlıyor. Bu koşuda görüntülerimize ilk olarak 1 numaralı Reisoğlu isimli safkanın son çalışması geliyor. Reisoğlu 25 Ekim sabahı iç pistte 642.5 ve 428.7'lik bir galop yaptı. Bu safkandan bu yarış kulaklık aksesuarı çıkartıldı. Ahmet Çelik'le start alacak Reisoğlu. Son yarışlarında ilk 4 dereceye giremedi. Galopunu da Ahmet Çelik'le yaptı. 3 numaralı Güldür Güldür 25 Ekim sabahı 641 427'lik bir galop yaptı. Berkan Çığla'yla Okan Gökçe ile start alacak Güldür Güldür son katıldığı yarışını Çin pistte koşudan 3. olarak ayrıldı. 4 numaralı Kaç Şerif'te 22 Ekim sabahı 1012.8 son 400'ü 30'luk bir galop gerçekleştirdi. Bu safkana bu yarışında dil bağı aksesuarı takıldı. Özgür Gönültaş da start alacak son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Sıradaki görüntümüz 5 numaralı Ayahnah isimli safkana ait. 25 Ekim sabahı 641 426.3'lük bir galop yaptı Ayahnah. Saadettin Boyraz da start alacak. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Bu safkana bu yarışında da ilk kez kulaklık aksesuarı takıldı.
Sıradaki görüntümüz 7 numaralı Uçan Uçan isimli TAY'a ait olacak. 22 Ekim sabahı iç pistte 1008.8, son 426.8'lik bir galop yaptı. 100 günlük bir aranın ardından Uğur Polat'la start alacak Uçan Bey Uçan 100 orijinli bu safkan son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Ve 9 numaralı Güzel Kumru iç pistte 641.5, 427.5'luk bir galop yaptı. Bu safkandan da bu yarış kapalı gözlük aksesuarı çıkartıldı. Yasin Pilavcılar'la start alacak son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Saatleri 18'i gösterdiğinde 3. koşuyla birlikte başlayacak olan Yedili Ganyan'ın ilk ayağında 2 yaş İngiliz tayları 1200 metre mesafede çim pistte start alacaklar ve bu koşuda görüntülerimize 2 numaraya kayıtlı Senatör Altunbaş isimli safkan geliyor. Senatör Altunbaş 25 Ekim sabahı 637.7, son 424.5'luk bir galop yaptı. Aprentisi Burhan Kılınç da koşuya katılıyor. Son yarışında koşudan 3. olarak ayrıldı. 3 numaralı Talip Can ekranlarımıza geliyor. Talip Can dıştaki safkandı değerli izleyenler. 26 Ekim sabahı 423, son 200'ü 11.3'lük kısa bir sprint yaptı. Dış kulvarda yer alan Dor Erkek Tay Talip Can, Halis Karataş'ta start alacak son yarışını 3.lükle tamamladı. 4 numaralı The Grey 635.5, 423'lük bir galop yaptı Sefer Demir'le. Ayhan Kurşun'la start alacak olan bu safkan son katıldığı yarışından da galibiyetle ayrıldı. Bu koşuda görüntülerimize gelecek olan son safkansa 6 numaralı Tayyip Han. 26 Ekim sabahı iç pistte 424.3, son 200'ü 11.8'lik kısa bir sprint yaptı. Yarış aşamındaki ilk startını çim pistte kazanan bu tay Uğur Polat'la koşuya katılıyor. Saatler 18.30'u gösterdiğinde 4. koşuyla birlikte 2. Altılı Ganyan başlayacak. 4 ve yukarı yaş dar patları 2100 metre mesafede sentetik kum pistte start alacaklar ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaraya kayıtlı Alemin Kralı isimli safkanın son çalışması geliyor. 25 Ekim sabahı iç pistte yapmış olduğu 642, 428'lik galobunu izliyorsunuz bu safkanın. Halis Karataş'ta start alacak son katıldığı yarışını ikincilikle tamamladı. 2 numaralı Aslan Parçası 25 Ekim sabahı Fatih Sav idaresinde tek başına yaptığı 854.2, son 427.8'lik galobuyla ekranlarınıza geliyor. Aprantisi Mazlum Pirdemir'le start alacak olan bu safkan son katıldığı yarışlarında ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Veliahtım da 26 Ekim sabahı Sadık Kurt idaresinde 400'ü 28.8, son 214'lük kısa bir sprint yaptı. Furkan Yüksel'le koşuya katılacak olan Veliahtım son katıldığı yarışlarında ilk 4 dereceye giremedi. 8 numaralı Oğlu Mejder 26 Ekim sabahı 429, son 214'lük kısa turvakar bir sprint yaptı. Son katıldığı yarışını 3.lükle tamamlayan Oğlu Mejder, Müslüm Çelik'le koşuya katılıyor. Bu koşuda görüntülerimize son olarak 10 numaraya kayıtlı Önder Efe geliyor. 855.5, 427.5'luk galobunu 25 Ekim sabahı Vahdettin Kaplan idaresinde gerçekleştirdi. Burak Averbak'la start alacak olan Önder Efe son katıldığı yarışlarında ilk 4 dereceye giremedi. 5. koşuya geçiyoruz ve Beşli Ganyan'ın ilk ayağını oluşturan bu koşuda 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1600 metre mesafede çim pistte start alacaklar. Bu koşuda görüntülerimize 3 numaraya kayıtlı Chris Angel isimli safkan geliyor. 25 Ekim sabahı 635.6, son 400'ü 22.8'lik bir galop yaptı Chris Angel. Ayhan Kurşun'la start alacak son 3 koşusunu arka arkaya kazandı. 4 numaralı Lira Lira 1005, 425.2'lik galobunu kendi halinde tek başına gerçekleştirdi. 23 Ekim sabahı Volkan Yüksel idaresinde yaptı bu galobunu. Ahmet Çelik de start alacak Luxor Anka kuşu orijinli bu safkan son katıldığı 3 yarışında da ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı Winchester iç pistte 636.5, 423.8'lik bir galop yaptı. Halis Karataş'ta koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Mahir Bey ekranlarımıza geliyor. Mahir Bey 23 Ekim sabahı son çalışmasını tamamladı. 1002.5, 400'ü 25.5 oldu. Furkan Yüksel'le koşuya katılacak olan bu safkan son yarışını da 4.lükle tamamladı. Son startında tabela dışında kalan 8 numaralı Northern West ekranlarımıza geliyor. 26 Ekim sabahı 425.8, son 200'ü 12.8'lik kısa bir sprint yaptı. Gökhan Bektaş'la koşuya katılıyor. Ve bu koşuda görüntülerimize son olarak 9 numaralı Kalkandere geliyor. Kalkandere'de Metin Amedi ile koşuya katılacak ve 26 Ekim sabahı 423, son 200'ü 11.3'lük kısa bir sprint yaptı. Son katıldığı yarışındaysa ilk 4 dereceye giremedi.
6. koşu satış koşusu olacak değerli izleyenler. 4 ve yukarı yaşlar apatları 1400 metre mesafede sentetik kum pistte start alacaklar ve bu koşuda görüntülerimize 3 numaralı Korik isimli safkanın son çalışması gelecek. 3 numaralı Korik son yarışında tabela dışında kaldı ve 20 Ekim sabahı son çalışmasını tamamladı. 600'ü 40, 400'ü 26,5 oldu. Deniz Yıldız da koşuya katılıyor. Son yarışlarında da ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı Korcan ekranlarımıza geliyor. Korcan 25 Ekim sabahı iç pistte 600'ü 40,5, 400'ü 27'lik bir galop yaptı. Burak Averbak'la start alacak. Son katıldığı yarışlarında ilk 4 dereceye giremedi. 7 numaralı emmi ekranlarımıza geliyor. 24 Ekim sabahı 855.7, 428'lik bir galop yaptı emmi. Vahdettin Kaplan'la start alacak. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Saatler 20'yi gösterdiğinde 7. koşu olan kısa vade 7 Enver Kadıoğlu koşusu koşulacak. 3 ve yukarı yaşlı 6 İngiliz atı arasında 2100 metre mesafede sentetik kum pistte ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı Kurtaralo isimli safkan gelecek. Kurtaralo 26 Ekim sabahı yapmış olduğu 426 son 212.6'lık kısa sprinti ile ekranlarınıza geliyor. Özcan Yıldırım'la start alacak olan bu safkan son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 3 numaralı Urasan iç pistte 849.7 son 400'ü 24.4'lük bir galop yaptı. Son 2 startını arka arkaya kazanan bu safkan Uğur Polat'la koşuya katılıyor. Son iki yarışını arka arkaya üçüncülüklerle tamamlayan 4 numaralı Mehmet'im 26 Ekim sabahı Bahattin Akbulut idaresinde bir kenter yaptı. Ayhan Kurşun'la koşuya katılıyor. Bu yıl iki yarış görüp sonuncusunu üçüncülükle tamamlayan 5 numaralı Tigdon 26 Ekim sabahı 423.3 son 211.4'lük kısa bir sprint yaptı. Halis Karataş da start alacak. Sekizinci koşuda 3 yaşlar aptallarının maiden mücadelesine sahne olacak. 1300 metre mesafede sentetik kum pistte koşulacak bu koşu için görüntülerimize 1 numaralı Bir Alem isimli tayın son çalışması geliyor. Bir Alem 26 Ekim sabahı 426.7 son 212.7'lik kısa bir sprint yaptı. Uğur Polat'la start alacak ve son katıldığı yarışında koşudan 4. olarak ayrıldı. Bu yarışında kulaklık aksesuarı takılan 2 numaralı Durukan Bey'i, içte ve arkada olan safkan, önde ise 1. koşuda start alan 2 numaralı Bütünay var değerli izleyenler. Arkada kalan 2 numaralı Durukan Bey'i iç pistte 641.2, 428.2'lik bir galop yaptı. Bu yarışında kulaklık aksesuarı takıldı. Mustafa Çiçek de start alıyor. 3 numaralı Etopyalı İç pistte 640.5, 425'lik bir galop yaptı. Ahmet Çelik de start alacak olan bu safkan son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Gergin 24 Ekim sabahı 855.5, 427.5'luk bir galop yaptı. Gergin Furkan Yüksel ile koşuya katılıyor. Son 2 yarışını çim pistte koştu ancak ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı Gürnara ekranlarımıza geliyor. Gürnara Gökhan Yıldız'la 25 Ekim sabahı 642, 427'lik bir galop yaptı. Bu safkana da bu yarışında dil bağı aksesuarı takıldı. Son katıldığı çim pistteki koşularında ilk 4 dereceye giremedi Gürnara. 6 numaralı Herakles 26 Ekim sabahı 644, 428.8 son 213.8'lik bir sprint yaptı. 86 günlük bir aranın ardından Hışman Çizik de koşuya katılıyor. Yarış yaşamındaki ilk startında koşudan 4. olarak ayrıldı. 7 numaralı Oğulcan'ım 26 Ekim sabahı 428.5 son 214.5'luk kısa bir sprint yaptı. Ramazan Arslan'la koşuya katılacak olan bu safkan son yarışını 4.lükle tamamladı. 8 numaralı Salvo ekranlarımıza geliyor. Yarış yaşamındaki ilk startını alacak Güntay Akçiçek orijini 3 yaşındaki alerkek Tay. Salvo 641.6 ve 427'lik bir galop yaptı. Ayhan Kurşun'la koşuya katılıyor. Ve anneden de Maviş Hanım ve Metecik'le kardeş bu safkan. 9. ve son koşuda 4 yaşlı Arap Tay atları 1200 metre mesafede çim pistte start alacaklar. Ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı Mirzala isimli safkanın son çalışması gelecek. Mirzala son 2 yarışını arka arkaya kazandı ve son çalışmasını 25 Ekim sabahı iç pistte 855.8, 427.5'luk bir galop yaparak gerçekleştirdi. Özcan Yıldırım'la koşuya katılıyor.
5 numaralı Hopa Bey ise 26 Ekim sabahı Sedat Çiftçi İdaresi'nde bir kenter yaptı. Yarıştan bir gün önce Saadettin Boyraz'la start alacak. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 358 günlük uzun bir aranın ardından start alacak olan 9 numaralı Mavi, 25 Ekim sabahı Gökhan Yıldız idaresinde yapmış olduğu 639-426'lık galobuyla ekranlarınıza geliyor. Gökhan Yıldız da start alacak. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Bu koşuda 10 numaralı Meylinur'la ekürü olarak start alıyor. 11 numaralı Saray Cariyesi iç pistte 641,5-427,5'luk bir galop yaptı. Adem Aslan'la start alacak ve son katıldığı yarışlarında ilk 4 dereceye giremedi. Sevgili yarışseverler, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 86. yarış gününde 9 koşulu yarış programında saatler 16.45'i gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte birinci altılı Ganyan başlarken, saatler 18'i gösterdiğinde üçüncü koşuyla birlikte yedili Ganyan ve saatler 18.30'u gösterdiğinde dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı Ganyan başlayacak. Gündüz Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 57. yarış gününde 7 koşulu yarış programında saatler 14.30'u gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte yedili Ganyan ve saatler 15'i gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte altılı Ganyan başlarken, yurt dışı yarış programında Güney Afrika'nın Greyville Hipodromu'nda 7 koşulu yarış programında saatler 19.15'i gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte yedili Ganyan ve saatler 19.45'i gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte altılı Ganyan başlamış olacak. Sevgili yarışseverler, 27 Ekim Cuma günü İstanbul'da start alacak olan safkanların son çalışmalarını ekranlarınıza getirdik ve böylelikle İtman Pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşça kalın.